Sevgili seyirciler, ulusal televizyon kanallarının vazgeçilmez yorumcusu Faruk Aksoy ile dün akşam Şehir Gündemi programında bir araya geldik. Kaldı ki ben yanılıyım da 2023'te Millet İttifakı seçimi alsın. Yok, CHP Cumhur İttifakı favori. Ona bir itirazı yok. Kaldı ki kolay dedi. O kadar kolay değil o iş. Ben yanıldım. Kaldı ki Millet İttifakı seçimi aldı Cumhurbaşkanı da Kılıçdaroğlu. Bir sene sonra seçim gider. Aynen öyle. Bir sene bulmaz. Neden biliyor musun? Bugün sayısal hiçbir karşılığı olmayan Demokrat Parti adına çıkacak genel başkan ne diyecek biliyor musun? Bağladı dedim ya başında. Ben olmasaydım bu seçim kazanırdı. Tabii. Herkes kendi oyunu kazanacak. Herkes kendine ciddi paylar çıkaracak. Tabii. Yani bir pastanın şeyine, sofraya oturdular. Tabii. Pastayı bölüşmekte ciddi kavgalar çıkacak. Tabii. Bu pastayı bölüşmeye harcanan o enerji, o sinerji memleket meselelerine harcanmadığı için daha senesini bulmadan bu memlekette yine erken seçim tartışmaları başlayacak. Türkiye'de seçimi muhalefet alırsa eğer, o her muhalif parti kendi oyuyla aldığı iddiasını aynen öyle. Öyle. Talepleri çok başka. Öyle yaklaşacak tabii. Ve ona göre beklenti içine girecekler. Ona göre talepleri üst perdeden olacak. Bunlar memleket meselelerinin o sinerjiyi, enerjiyi harcamayacaklar. Yok, yok. Kendi aralarındaki kavgayı bitirmeye harcayacaklar. Ben buna hiç itiraz etmiyorum. Ondan sonra da birinci... O zaman iki cümlede AK Parti'nin enfeksiyonlarına, sıkıntılarına dair de söyleyeyim. Kaldı ki Faruk Aksoy, bu masada AK Parti'yi en fazla eleştirenlerden biri de benim. Sakarya'da zaten muhalif bir iki gazeteci var. Bunlardan biri de benim. Benim ama ön yargılı bir yayıncı değilim. Doğru. Bakacağım, edeceğim doğru, tabloya. Doğru. Artıya artı, eksiye eksi diyeceğim. Bak, AK Parti ile ilgili iki olumsuz şey söyleyeyim. AK Parti bir kere son yerel seçimde Ankara'yı ve İstanbul'u neden kaybettiğini tam olarak tespit edebildi mi? Bu soruyu çok sorarım ben.